Herkese mutlu ve sağlıklı günler diliyorum sevgili seyirciler. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı için 19 sporcudan 19 video yayınlamış ve siz sevgili gençlerimize de kendi videolarınızı çekerek bizlere gönderirseniz bu sporcularla tanışma fırsatı yakalayabilirsiniz demiştik. İşte o fırsatı kullanan bir isim şu anda bizimle birlikte. Kendisi aslında yıldızlarda dünya şampiyonluğu yaşamış bir isim Hamza Alaca. Hamza şimdi hayranı olduğu Taha Akgül'le birlikte bir sohbet gerçekleştirecek. Aslında birbirlerini de pek tanımıyor değiller. Öyle değil mi Taha ve Hamza? Nasılsınız öncelikle? Onu sorayım. İyiyiz Allah'a şükür. Sizler nasılsınız? İyiyiz. Teşekkürler. Sağ olun. Teşekkürler. Birbirinizi biraz tanıyorsunuz ama değil mi? O kadar evet, da evet, tanışmıyor diyemeyiz. Zaten Hamza ile her zaman birlikteyiz. Amir takımda. Hamza Gençler Milli takımından, Yıldızlar Milli takımından çok başarılı bir şekilde Amiri takımımıza kadar yükseldi. Hatta takıma da geldi geçen yıl. Alttan gelen en iyi genç kardeşlerimizden bir tanesi. İnşallah gelecek var diyor. Yani 2021 belki 2024 olimpiyatları için inşallah büyük bir gelecek var diyor. Evet, güreşte altyapımız da gerçekten çok güçlü. Hamza da alttan gelen isimlerden biri. Hamza, ben videonu da seyrettim. Evde tabii çalışıyorsun doğal evet. olarak. Çünkü 20 yaş altına da sokağa çıkma yasağı var hala. Evet. Antrenmanlar nasıl gidiyor ve Taha abine neler sormak istersin? Antrenmanlar ya, virüs nedeniyle dışarı çıkamıyoruz zaten. Sokağa çıkma yasağı olduğu için. Antrenmanlarım evimizde olduğu kadar yani elimizden geldiğince yapmaya çalışıyoruz. Ben Taha abiye şunu sormak istiyorum. Kendisi nasıl çalışıyor? Neler yapıyor? Onu evde sormak mi? İstiyorum. Evde mi? Evet. Tamam. Evet usta. Ya şimdi tabii hepimiz bu süreçte evdeyiz. Yani benim de evde ufak bir ağırlık salonum var. Aslında ben bu konuda şanslıyım. Yani ufak bir ağırlık salonu dediğim böyle çok amaçlı bir salon. Orada ben hani normal bir ağırlık antrenmanını kampta nasıl çalışabiliyorsam burada aynı ağırlığı girebiliyorum. Aynı ağırlığı yapabiliyorum. Yani ben bu anlamda aslında şanslıyım. Tabii Hamza az önce belirtti. Diğer sporcu kardeşlerimizin evlerindeki imkanlar bazen yeterli olmayabiliyor. Yani bu anlamda da biraz zorlanıyorlar profesyonel sporcular. Belki Hamza da zorlanıyordur bu anlamda. O yüzden aslında ben bu konuda biraz şanslıyım. Yani evde iyi bir şekilde ağırlık antrenmanlarımı yapabiliyorum. Ve omuzumu da aynı şekilde iyi bir şekilde evde çalıştırabiliyorum. Günlerimiz benim bu şekilde geçiyor. Hep iftardan önce tek antrenman. Yani 1-2 saat bölgesel bir de. Bölgesel çalışıyorum. Yani günde tek bir bölge. Mesela bugün işte omuz, yarın işte ön kol. Ertesi gün işte sırt bölgesi, bölge bölge her gün ayırıyorum. Her gün bir saat, üç saat ağırlığımı çalışıp direkt yemeğe oturuyorum. Anladım, anladım usta. Hamzacığım, başka sorun var mı? Bir de omuz hakkında bilgi almak istiyorum Tav Usta'dan. Omuzu sakattı, olimpiyat yılı sakatlandı. Üzülmüştük. Şimdi virüs nedeniyle 2021'e ertelendiği için hani biraz daha iyi oldu onun tabi için. Hani şimdi durumu nasıl? İnşallah o zamana hazır olur mu? Madalya umudumuz zaten ülkemizin en önemli. Allah razı olsun. Madalya. İnşallah. Tabii aslında çok ciddi bir sakatlık geçirdim ben. Hamza da biliyor. Kamptaydık biz İstanbul'da. Beraberdik. Evet. Çok ciddi bir sakatlık geçirdim. Omzumun üstüne düştüm. Köprücük kemiği çıktı. İki tane bağ koptu orada. Çevresinde gidip her türlü parçalandı kemik çıkınca. Tabii ciddi operasyonun peşine 4,5 ay geçti o operasyonun peşine. Bir kadar bir sürecim vardı. Aslında yarım kaldı. Halen devam etmem gerekiyordu. Birkaç defa koşuları denedim. Ödem yaptı. Bir 10 gün beni dinlendirmek zorunda bıraktı. 10 gün dinlendim. Daha sonra bir yürüyüş yapayım dedim. Yine uzun bir yürüyüşten sonra yine aynı ağrıyı yaptı. Nedense hem yürüyüşten koşuya biraz problem oluyor ama ufak tefek ağırlık çalışırken, omuz hareketleri bile yaparken sıkıntı oluyor ama ağırlıkta koşuda ve yürüyüşte sıkıntı oluyor. O yüzden acele etmiyorum. Önümde bir seneden fazla zaman var. İnşallah rehavete de kapılmadan, hani zaman fazla diye de dinlenmeyi de fazla yapmadan, ben zaten her gün antrenmanını yapan bir insanım. İnşallah omuzumu en iyi şekilde güçlendirip kampları da tekrar inşallah hep birlikte buluşuruz. Yani kampları da özledik. Kampını özledik, sohbeti, muhabbeti. Çünkü evlerimizde artık yavaş yavaş psikolojimiz bozulmaya başladı işin açığı. Biraz sporcular böyle kamp ortamına alışık sporcular böyle çok yalnız kaldıkları zaman biraz psikolojik olarak zorlanıyorlar. İnşallah süreç bayramdan sonra bir an önce daha rahatlar da biz de normal antrenman sürecimize, kamp sürecimize başlarız. İnşallah, inşallah.
Sevgili Hamza, Taha Akgül'ü hepimiz tanıyoruz. Her türlü şampiyonluğu kazanmış bir isim, evet. Ama seni tanıyalım biraz da istiyorum. Sen Greco-Roman mi güreşiyorsun, serbest mi güreşiyorsun, nasıl başladın güreşe, ailede başka güreşçi var mı? Çünkü güreşi biliyoruz ki genelde babadan, amcadan, dayıdan esinlenerek gençler başlar güreşe. Sen biraz bize kendini anlatır mısın? Ben serbest güreşçiyim. Benim babam zaten güreşçiydi. O zamanlar antrenman saat 2'de yapıyorduk. Ben de öğrenci olduğum için antrenmanlarıma giremiyordum. 5'te çıkıyordum antrenman okuldan. Hani bir 4 sene bir boşluk oluştu. Yani bırakma şeyine geldim. Güreş yani yapmama için. Sonra abimiz de zaten bizi güreştiriyorlardı babamlar evde falan. Abimi ben hep yeniyordum. Bir gün salona gittim antrenman öyle gideyim dedim. Abim beni yendi. Ben de hırs yaptım. Ben dedim sabahçı olursam dedim antrenmanlara devam edeceğim dedim. O zaman kendimi toparlarım dedim. Seni yenerim dedim. İşte sabahçı olduktan sonra o hırsla işte kendime kaptırarak işte bugünlere doğru geldik ya. O hırstan da dolayı. Yoksa bırakmıştım güreşi. Abim olan hırsımdan hani güreşe daha çok bağlandım. Şu anda abimden daha başarılı bir güreşçi oldun. Evet. Peki evet. Şunu da merak ediyorum. Sen de hem serbestçisin tıpkı Taha abin gibi. Taha Akgül'ün bir ayak kilidi vardır. Meşhur bir yakaladığımı maçı bitirir zaten orada. Senin böyle kendine evet. Has var mı bir tekniğin? Ben kol toplayarak çırpıyorum ya. Taha abi gibi iyi kilit alamıyorum ama çırpmaya çalışıyorum ya. Yerde. Parterde. O var yerde. Sevgili Taha, bir tavsiyen var mı genç arkadaşımıza? Neler söyleyeceksin? Senin o ayak kilidin meşhur zaten. Tüm dünyaca evet, meşhur. Evet Mehmet abi. Mehmet abi tabii ben 2014-2015 yıllarında iki defa üst üste dünya şampiyonu oldum. O yıllarda da özellikle rakiplerime karşı ciddi bir üstünlüğüm vardı. Kilit oyunu serbest güreşin aslında önemli oyunlarından bir tanesi. Eğer düzgün bir şekilde yapılabilirse çok güzel bir teknik. Rakibin hiçbir şekilde müdafaa şansı kalmıyor ve müsabakayı direkt bitirme şansı elde ediyor. 2014-2015 yıllarında ben dünya şampiyonu olurken aslında yani %70 maçlarımın çoğu kilit oyunuyla bitti. O anlamda da hani bu oyun sanki işte Taha'nın yaptığı bir oyunmuş gibi söyleniyor. Tabii hoş bir şey. Kendime has böyle hareketlerin olması hoş. Dünyadaki bütün şampiyonlara baktığımız zaman zaten yaptıkları bir iki tane böyle çok iyi oyun vardır. Mesela ben hayatımda hiç salto atmadım. Aslında özenmişimdir ama hayatımda hiç salto atamadım. Ben serbest güreşçiyim. Benim ne yapmam gerekiyor? Dalma tekniği. Hamza da öyle. Hamza da çok iyi dalar mesela. Biz dalamazsak, eğer rakibin ayağını tutamazsak biz kimseyi yenemeyiz. Bizim için en önemlisi dalma tekniğidir. Benim en iyi yaptığım teknikler dalma tekniği ve yerde kilit tekniği. İkisi de bacakla alakalı, ayakla alakalı teknikler. Bunlar serbest güreşin temelidir. Hamdolsun yani serbest güreşin temeli olan 2-3 hareketi ben de en iyi yapanlardanım. Bu anlamda dünya şampiyonuna zaten ulaşabiliyor. Diğer sporcular da genel şekilde dünya şampiyonları. En fazla 2 ya da 3 tane iyi teknikleri vardır. Gerisi kondisyon, psikoloji biraz da hazırlanmaya kalıyor. Yani psikolojisi hazır olan, daha iyi hazırlanan, daha çok çalışan artık müsabakalarda öne geçiyor. Texas'taki dünya şampiyonasından sonra Amerikalılar seni teste tabi tutmak istemişlerdi. Evet. O konuyu bir anlatır mısın? Çok ilginç bir konu. Çünkü sen gerçekten kilona göre çok hareketli bir güreşçisin. Evet. Amerikalılar da çok hayret etmişlerdi buna. Ve seni bir teste tabi tutmak istemişlerdi. Ama sen o gün tabii ki reddetmiştin doğal olarak. Nasıl işledi bu süreç? Abi şimdi tabii Las Vegas'ta ben dediğim gibi bu işe kilit oyunuyla yarı final dünya şampiyonu rakiplerimi birer dakikada çok hızlı bir şekilde yenince bir de Las Vegas'ta o işte 30 bin seyircinin önünde böyle bir dünya şampiyonluğu kazanınca çok büyük bir ses getirdi. Müsabakadan hemen sonra yanıma geldiler. Ya işte bir asket nasıl bu kadar az olabilir? Biz seni araştırmak istiyoruz. Hani gerekirse işte buraya davet edip burada seninle ilgilenmek istiyoruz dediler. Tabii 2016 yılından önce olduğu için, olimpiyatlardan önce olduğu için biz böyle bir talebi tabii ki kabul etmedik. Çünkü hani kendimize has bir tarzımız var. Kendimize has bir özelliğimiz var. Çıkıştayız, yükselişteyiz. Çok hızlı bir ivme kazandık. Bunu sürdürmeden tabii ki kabul etmedik. Çünkü önümüzde olimpiyatlar vardı, bir olimpiyatları. Ama böyle bir teknikte bulundular. Bizim de gayet hoşumuza gitti. Çünkü ağır siklete yeni bir güreş tarzı, yeni bir ivme getirdik. Ağır siklette güreş tarzı inanın 2012'den bu yana çok değişti. Artık daha hareketli. Yani 55-60'daki kilodaki Hamza Gine siketleri nasılsa bizim de final maçlarında mesela benim son 4-5 yıldır öyle geçiyor. 10-8, 8-8, 6-6. Yani 15-20 puanlar çıkıyor ağır skette. Güreş tarzı çok değişti. Güreş çok hızlandı. 6 dakikada her şey belli oluyor. Artık yani durarak maç kazanmak mümkün değil. Hamdolsun biz de o yıllarda güreşimizle, hızlılığımızla ses getirmiştik.
Evet, kesinlikle öyle. Peki sevgili Hamza'ya bir tavsiyen olacak mı? O da senin gibi serbestçi ve gerçekten gelecek vaat eden bir arkadaşımız. Hamza, tabii biz kamplarda beraberiz Hamza'yla abi zaten. Sürekli evet. Mesela bitiyor, bizim televizyon odamız var Elmadağ'da kamp eğitim merkezimizde. Orada işte oyundan oynanıyor, sohbetler ediliyor. Orası bizim toplanma alanımız. Ben aynı zamanda serbest takımın kaptanıyım. Biz arkadaşlarımızla zaten sürekli istişare halindeyiz. Hep beraberiz. Güzel bir ortam var. Ben inanın serbest takımın gençleri o kadar efendiler ki, ben hep söylüyorum. Alttan gelen jenerasyon öyle. Hepsi efendi. Böyle hiç aykırı tip olmaz. Çok güzel bir jenerasyonumuz var. Hamza'ya tavsiyem güreş sporunda inşallah uzun yıllar ülkemize hizmet edecek. Ben ona tavsiyem çalışmalarını düzenli şekilde yapması, aksatmaması. Yani sporunu her şeyden önce tutması gerekiyor. Yani bir gün antrenman yapmadıysa kendini psikolojik olarak rahatsız hissetmesi lazım antrenman yapmadığı günlerde. Artık bunu bu şekilde vücuduna, kafasına yerleştirmesi lazım. Dediğim gibi inşallah ülkemiz ondan çok büyük madalyalar bekliyor. Bizler çok büyük madalyalar bekliyoruz. İnşallah dediğim gibi 2024 Olimpiyatlarında, 2028 Los Angeles Olimpiyatlarında Hamza'dan inşallah çok büyük başarılar bekliyoruz. Sevgili Hamza, böylesine büyük bir şampiyondan bunları duymak motive edici olsa gerek, değil mi? Evet, evet. Aynen öyle Mehmet abi. Çok teşekkür ediyorum sizlere. Hamza, sen bir ara vermişsin. Bundan sonra ara vermemeni tavsiye etti Taha Akgül. Ben de aynısını isteyeceğim senden. Aynı hızla devam. İnşallah. Devam inşallah. Elimizden geldiğince. Bir de 19 Mayıs mesajı alayım sizlerden. Evet. Öncelikle tabii ben tüm gençliğimizin, tüm sporcuların, milletimizin 19 Mayıs Atatürk Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutluyorum. Tabii bu bayramda aslında buruk bir coşku olacak. Evlerimize kutlayacağız. Ama inşallah bu süreç geçtikten sonra tüm gençlerimiz, tüm milletimiz inşallah bizleri daha güzel günler bekliyor. Tekrardan tüm milletimizin 19 Mayıs Atatürk Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlu olsun. Sevgili Hamza, sen neler söyleyeceksin? Ben de herkesin bayramını kutluyorum. 19 Mayıs Atatürk Anma ve Gençlik Spor Bayramı'nı kutluyorum. İnşallah her şey iyi olur. İnşallah her şey iyi olur diyoruz. Evet. Ve sizlere veda ediyoruz. Sevgili Hamza, çok teşekkürler. Taha Akgül, çok teşekkür ediyoruz. Biz de sevgili seyircilerimize veda edelim. İki şampiyonla birlikteydik bu yayında. Sevgili seyirciler, daha sağlıklı, daha mutlu günlerde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.